Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu fake kötü arkadaşlar 2. Hadi başlayalım. Her kavgada her zaman siz haksız olamazsınız. Ki bir arkadaşlıkta da çok fazla kavga olmaz. Ama diyelim ki her kavgada sizi haksız çıkarmaya çalışıyorsa ve kendisini haklı çıkarmak için bütün yollara başvuruyorsa ki bu yollara başvurduğunda sizi düşüncesiz bir şekilde ve haksız bir şekilde itham ediyorsa ediyorsa bu bir sorun sorun teşkil ediyordur. O kişiden uzaklaşın. Diyelim ki bir arkadaşınız var ve o arkadaşınız size ayda yılda bir mesaj atıyor ve her mesaj attığında sizden bir şey istiyor ise o Fake arkadaşlar yani bildiğiniz fake arkadaş sadece işi düştüğü için size zaman e, sizden e, sizinle konuşuyor ama dikkat etmek lazım benim işte çok fazla görüşemediğim ama şey ihtiyaçları olduğunda bana mesaj atan arkadaşlarım var ama onlarla onları işte fake arkadaş grubuna koyamayız çünkü e, benim ne zaman ihtiyacım varsa ben onlara gidebilirim onların ne zaman ihtiyacı varsa onlar e, bana gelebilir. Ama bu fake arkadaş göstergesi değildir. Yani dikkat etmeniz lazım. Diyelim ki işte e... ya bu hissiyattan değişiyor. Çünkü bazı kişiler işte geliyorlar, konuşuyorlar ve diyorum bu kesin benden bir şey isteyecek. Ama başkaları geliyor işte, konuşuyorlar. Evet kanka neyin var filan. Kendin işte istiyorsun yardım etmek. Diyelim ki erkek ya da kız arkadaşınız var ve e, o fake arkadaşınız erkek ya da kız arkadaşınızdan farklı bir şekilde konuşuyorsa o bir problemdir. Bir e, konuşma şekli flörtöz bir şekilde konuşmak. O zaman o kişi, o fake arkadaşınız erkek ya da kız arkadaşınızdan hoşlanıyordur. İki diyelim ki o e, işte arkadaşınız en iyi, en iyi diyorum erkek ya da kız arkadaşınıza karşı işte çok tatlı, çok güzel, aa ne kadar güzel bir ilişkiniz var falan diyorsa ama daha sonra arkanızdan işte onun kötü huylarını işte onun sizi sevmediğini falan söylüyorsa o zaman ilişkinizi kıskanıyordur ve ilişkinizi e, bitirmek için yani her şey yapıyordur. Çok fazla kıskanç olan arkadaş da sorun teşkil ediyor. Örneklendireyim örneğin benim en iyi arkadaşıma başka birisi en iyi arkadaşım diyorsa ben kıskanırım ve sinirlenirim çünkü o benim en iyi arkadaşım. Ama işte ona gidip demem onunla gezme tozma arkadaş olma filan sen benim arkadaşımsın filan demem. Onun arkadaşı sadece gıcık olurum. O kadar. Ama işte ona gidip demem. Dur ondan arkadaş ona filan. Ama eğer o arkadaşınız sizi gidip işte sizin başkalarına arkadaşlık kurmanıza engel oluyorsa, sevgili bulmanıza engel oluyorsa, başka birileriyle arkadaşlık kurmanıza engel oluyorsa o zaman sorun teşkil ediyordur. Çünkü o kişi sadece kendisini istiyordur sizi ve bu toksik bir şey. Bir kişiyle arkadaşlık yapacaksanız o kişinin hem iyi hem kötü yanlarını kabul etmeniz lazım. Ayrıca bu söylediğim bütün arkadaş fake işte kötü arkadaş fake tiplerini filan e, başkalarını da analiz etmeyin. Sadece başkalarını da analiz etmeyin. Kendinizi de analiz edin. Kendinizi de bak bakın. Belki siz fake ve kötü arkadaşsınızdır. Genellikle insanlar başkalarında kötülüğü bakmaya çalışıyor. Ama bizim de hepimizin bütün dünyadaki insanların kötü yanları vardır. Kötü huyları. O kötü huyları bularak, onları törpüleyerek arkadaşlıklarınızı daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilirsiniz. Bir de ee, şey, bu kötü fake arkadaş tipleriyle eğer arkadaşlarınızı bozmak istiyorsanız sessiz ve sakin bir şekilde bozmaya çalışın. Nasıl yani? İşte ee, kavga yaparak değil, diyelim ki bir kavga yaptınız. O kavgayı yaptıktan sonra o zaten bir neden olabilir sizin için. Gidip özür dilemeyin. Ya da işte okulda arkadaşsınız ve kavga yaptınız. Yaz tatili girdi araya. Hiç gidip konuşmayan kişiden Ben bunu yapmıştım. Yani hiç gidip konuşmadım ve arkadaşlığımız bitti. Ya yani ben bitirmiştim onu. Ya da işte okul değiştiriyorsanız üniversiteye başlıyorsunuz. O ara tatil girdiyse. Ya da işte o kişi sizinle konuşmuyorsa. Hiç o kişiye karşı doğru gitmeyin. Yani bittiyse bitti. Kurtuldunuz demektir. Hiç işte yok gideyim, yok şunu yapayım, ya. gerek yok. Bitirin, bitsin, gitsin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu videonun işte başka bir parça gelecek mi bilmem. Bakarız. Ee, kanalıma göz atmayı, yaptığım içerikleri beğeniyorsunuz abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.